Maden suyu ikram ederim size. Sağ olun. Ben şimdi bir de bu eğitim başkanına da uğrayacağım. Hastaneye. Geçmiş olmuşsun. Dileklerimizi ona da başkanınıza iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ziyaret ettiniz. Memnun ettiniz ziyaretinizde bizlere. İşleriniz nasıl değil mi? İşler piyasaya biliyorsunuz efendim. Evet. Çok hoş değil. Evet. Yani. Evet. Bu koronavirüsten sonra daha da işlerimizde bir evet, sıkıntı olmaya başladı. İnşallah açılır. İnşallah. Temennimiz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ona inanmanızı teşekkür istiyorum. Ederim. Yani böyle bir her yaptıkları yanlıştır şeklinde değil, nelerin yapılması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta bu ülke hepimizin ülkesi. Evet, evet, evet. Esnafın kazanması lazım, sanayicinin kazanması evet. lazım, küçük KOBİ'nin kazanması lazım, çiftçinin kazanması lazım. Hep, yani, hepimizin toplu şekilde öyle, kazanması lazım. Evet, ki evet. memlekette huzur olsun. Yani. Doğru efendim. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz çok şükür başkanım. Nasılsınız? Evet, iyiyim. Teşekkür ederim. İşler nasıl? Berbat. Evet. Evet, berbat yani. Evet. Safhada artı neredeyse siftahsız kapatma seviyesine geldik artık. Kiralık mı size mal? Kiralık, evet. Kiralık. Burası kira, evim kira. Evet. İnşallah işler açılır. İnşallah. İnşallah. Her modeli mi satıyorsun, belli modelleri? Artık satarlar. Efendim. Evet. Tamam. Artık satarlar. Mevcut durumlar biliyorsunuz. Ülkenin genel durumu ortada. Evet. Doğal olarak, esnaf olarak artık biz de küçülüyoruz. Evet. Artık telefoncu olduğumuz halde telefon satılıyoruz. Evet. Mesela. Çok pahalı olduğundan mı, talep yetersizliğinden mi? Talep yetersizliği oluşturuyor, toplumda alım gücü yok. İnsanlar eskileri yaptırmaya çalışıyor artık. Kendi telefonlarını satmaya çalışıyorlar, modeli düşürmeye çalışıyorlar. Evet, yani, dolara doların artmasıyla birlikte hani belli ortada. Hı-hı. Bir artarken piyasa 10 arttırıyor. İstikrarsızlık var yani. Evet. Neden sallarsın? Ölmeden dünya gözüyle sizi gördüm ya bir kere. Nasılsınız? İyi misiniz? Mutlu umudumuzsunuz. Çok umudumuz. Beraber çalışacağız. Bu memlekete gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Bu memlekete huzuru getirmek zorundayız. Biz sizi planladık, hep planladık. Bu memlekette herkes, her çalışan esnafın kazanması lazım, evine ekmek götürmesi lazım. Bu bizim de temel hedeflerimizden birisi. İnşallah yapacağız. Sayın Başkanım, hep beraber de getirebiliyoruz. Başkanım, evet. Turizmle çalışıyorum, askıya alındım. Evet. Ne zaman çağıracaklar evet. belli evet. değil. Bunun başka çaresi yok. Bizleri bu hale getiren, demokrasilerde bizleri bu hale getirdiler. Demokrasilerde çaresi var, düzelteceğiz.